Sevgili izleyenler, MSBC Kanal 2000 TV ekranlarına, Ebru Malçok ile Yaşama Dair programımıza hepiniz hoş geldiniz diyorum. Sağlığa dair bir konu işleyeceğiz bugün. Sağlığa dair merak ettiğiniz konularla karşınızda olacağız. Program konuğumuz Operatör Doktor Atıl Aktaş Beyefendi. Kendisi kadın doğum, tüp bebek, aynı zamanda cinsel terapi uzmanı. Hoş geldiniz diyorum programımıza. Hoş bulduk, teşekkürler. Atıl Bey, özellikle Mersin içerisinde yapmış olduğunuz merak edilen ve çağın gerektirdiği konuları öne çıkarmanızla siz de öne çıktınız ve tanınırlığınız ve bilinirliğiniz de arttı bu noktada. Mersin sizi tanımakta ama usul gereği Atıl Aktaş kimdir dersek nasıl tanıtırsınız? Evet, teşekkürler. Ben 1975 Mersin doğumluyum. 93 yılında Tarsus Amerikan Koleji'ni bitirdim. 99 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirerek hekim oldum. Yaklaşık 16 yıllık doktorum. 2004 yılında kadın doğum uzmanı oldum. Çeşitli özel sağlık kuruluşlarında, üniversite hastanesinde çalıştım. Daha sonra 2010 yılında Acıbadem Üniversitesi'nde tüp bebek ve kısırlık eğitimi aldım. Yine Mersin'e dönerek özel sağlık kuruluşlarında çalıştım. 2014 yılında Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği'nin verdiği eğitimlere katılarak cinsel terapist oldum ve 2015 yılında da kendi kliniğimi kurdum ve şu an halen hastalarıma orada hizmet vermekteyim. Kozmetik jinekoloji, birazdan konuşacağımız genital estetik konuları, kısırlık, tüp bebek, cinsel terapi. Bunlar çağımızın başlangıçta da belirttiğim gibi alışına gelmiş konuların dışında aslında. Mesela estetik olgusu özellikle. Evet. Eskiden bir tabuydu, haklısınız. Çok konuşulmuyordu ama çok önemli bir konu bu toplum sağlığı açısından. Çünkü bu evlilikleri, boşanmaları çok etkileyen bir konu. Dolayısıyla bunun sağlıklı bir şekilde yürütülmesi aile birliğini sağlayacağı için bir yandan toplum için de çok önem kazanmakta. Bu konularda gerçekten eksiklikler vardı. Ben de bu konularda kendimi yetiştirdim, eğitimler aldım, geliştirdim ve bu konular özel ilgi alanım. Ama tabii ki kadın doğum uzmanıyım. Kadın doğumla ilgili her konuda hani hastalarımıza hizmet vermekteyiz. Ama bu konularda da hastalarımıza özellikle hizmet vermeye çalışıyoruz. Peki bu alanda sizi buna iten etken hastalarınızdan gelen talepler mi oldu? Özellikle bir bayan olarak sohbetler esnasında merak edilen ve gerçek anlamda da rahatsızlık oluşturabilen konular üzerinde yoğunlaşmaktasınız. Çok haklısınız. Yani ben yıllardır bu işi yapıyorum. Bu konularda hastalarımızla konuşurken diğer şikayetlerle geldiklerinde bu konularda da şikayetlerini belirtiyorlardı. Fakat takdir edersiniz ki bu bahsettiğim konular kadın doğum uzmanlığı dışında ayrıca eğitim gerektiren konular. Ben de o konuda eksikliklerim olduğunu gördüm ve bu konuda kendimi geliştirmeye çalıştım. Çünkü hastalarımıza faydalı olduğumuz zaman bizler de mutlu oluyoruz mesleğimizi yaparken. Ve bu konularda da oldukça eksiklik olduğunu ve önemli olduğunu gördüğüm için bu konulara eğildim ve kendimi bu konularda geliştirdim. Peki bu konularda aslında yetişmiş uzman sayısı da oldukça az diyebiliriz değil mi? Özellikle bölgemizi ya da şehrimizi baz alacak olursak. Çok az Ebru Hanım. Çünkü normal kadın doğum uzmanlığı içerisinde bu eğitimler çok sığ olarak veriliyor. Daha sonra uzmanlık sonrası eğitimler alarak bu konuda kendinizi geliştirip bu konuda uzman olmanız gerekiyor. Bunu da eğitim veren yerler çok az olduğu için ve çok fazla eğitim alan olmadığı için özellikle bölgemizde ve şehrimizde yok denecek kadar az yani. Peki bu yasal prosedür böyle mi işlemekte ya da siz bunu bir gereklilik olarak görüp mü eğitimlerle desteklediniz? Yani ben gereklilik olarak gördüm ve kendimi geliştirmek istedim. Herhangi bir yasal zorunluluk yok. Yani kadın doğum uzmanı olduğunuz zaman birçok şeyi yapabiliyorsunuz. Bütün bu tedavilere de girişebilme yetkiniz vardır zaten. Evet, biraz o konuda boşluk var. Yetkimiz var ama önemli olan bu işi en iyi şekilde yapmak. Kendini geliştirmek. Evet. Yani yetki olması değil de bir şeyi tam ya da iyi bir şekilde yapacaksan yapmalısın. Ben iyi bilmediğim hiçbir işe girmeyi sevmem. Tam da bu noktanın altını çizmek istedim aslında. Yani hani sizin özellikle bu alanda şehrimizde ya da bölgemizde ya da aslında Türkiye için yeni olan belli bir konuda bu hizmet alanını seçip kendiniz de bununla birlikte gerek uzmanlık alanınız üzerine eklemeler yaparak geliştirmeniz oldukça önemli. Bu
Bugün programımızda genital estetikle ilgili konuşmalar yapacağız. Merak edilenleri soracağız, yönelteceğiz size. Fakat nedir diye sorarsak nasıl tanımlarsınız? Genel bir tanımlama yapmak isterseniz. Şimdi öncelikle genital estetik eskiden bir tabu gibi görülüyordu ve çok fazla konuşulmuyordu. Fakat günümüzde son yıllarda oldukça popüler olmaya başladı. Güzel yanı artık hastalarımız talep ediyor, bunu dile getiriyor ve çok rahatlıkla bizle şikayetlerini paylaşıyorlar ve biz çözüm yolu bulabiliyoruz. Genital estetikte estetik biliyorsunuz sanatla, güzellikle ilgili bir felsefe dalı. Estetik güzelleştirme anlamını taşıyor bir yönde. Yani zaman içerisinde bozulan ya da doğuştan bozuk deforme olan cinsel organların çeşitli müdahalelerle, bu ameliyat olabilir, lazer olabilir, başka yöntemler var. O tür yöntemlerle düzeltilmesi ya da güzelleştirilmesi işlemine biz genital estetik diyoruz. Peki ameliyatlarla da sağlamaktasınız sanırım tüm bunları. Ne tür ameliyatlar gündeme gelmekte bu konuda? Genital estetik ana başlığı altında çok çeşitli ameliyatlar var. Mesela genital organlarda işte labioplasti dediğimiz dudakların küçültülmesi ya da asimetri varsa bunun giderilmesi, klitoral bölgede çok katlantılar olabiliyor, onların düzeltilmesi, doğum izlerinin, doğum kesilerinin, bazen normal doğum yapan hastalarımız beni çok iyi anlayacaktır. Bu tür kesiler bazen çok kötü şekilde iyileşmekte. Bunları ameliyatla düzeltebiliyoruz. Aynı zamanda genital bölgede zaman içerisinde çok ciddi renk koyulaşmaları olabiliyor. Bu da hastalarımızı rahatsız edebiliyor. Bunların da normal rengine ulaştırılması, rengin açılması mümkün. G noktası dolgusu ve büyütülmesi özellikle orgazm sorunu yaşayan hastalarımız için çok önemli. Bu da çok bilinmiyor. Vajin sustama devreye girmekti bu konuda. Bilindik bir konuda. Aynı zamanda bertaraf edilmekte sanırım. Vajinismus farklı. Vajinismus'ta inşallah onu ayrı bir program konusu yapalım. Vajinismus'ta maalesef kadınlar eşlerini çok sevmelerine ve beraber olmak istemelerine rağmen psikolojik etkenler, bilinçaltındaki korkular nedeniyle kendilerini, bizim aşk kasları dediğimiz kasları kasarak ilişkiye izin vermiyorlar ve maalesef cinsel beraberlik, dolayısıyla mutlu bir evlilik mümkün olmuyor. Bu çok farklı bir konu. Bu dediğim G noktası vajinanın iç kısmında bulunan ve kadının vajinal orgazmı sağlayan bir bölge. Bu bölgenin de bazen his kaybı bu tür cinsel sorunları, dolayısıyla evlilik sorunlarına yol açabiliyor. Bunları da tedavi edebiliyoruz. Esas bugün de vurgulamak istediğim lazerle genital daraltma operasyonları yapabiliyoruz. Peki nasıl uygulanmaktadır bu sistem der isek? Şimdi lazer biliyorsunuz birçok ana bilim dalında başarıyla uygulanabilmekte. Kadın doğumda da özellikle bu bölge için üretilen özel modda, özel şekilde çalışan lazerler sayesinde ameliyatsız, dikişsiz, ağrısız, narkozsuz olarak genital bölgenin sıkılaştırılması, darlaştırılması ve yenilenmesi mümkün oldu. Oldukça belirli bir yaştan sonra ya da farklı etkenlerle de bütün bunlar söz konusu olabilmekte. İlerleyen dakikalarda da buna değineceksiniz sanırım. Evet. Evet, yaş tabii ki, çünkü bunda daha çok birazdan bahsedeceğiz ama işte doğumlar ve ilerleyen yaş faktörü olabiliyor, ama çok genç hastalarım da var. Buna biz vajinal relaksasyon sendromu diyoruz, yani vajinada bir genişleme oluyor genital bölgede. Biz bunu lazer uygulayarak yaklaşık 20 dakika, maksimum yarım saat süren ve çok konforlu bir işlem. Yani çalışan hastalarımız gelip işlemi bize yaptırıp aynı gün içerisinde işlerine devam edebiliyorlar. Hastanede kalma yok, ameliyat yok, narkoz yok, ağrı yok, dikiş yok. Ki korkulan bunlardır değil mi? Hani bir operasyon olduğu zaman ya da estetiksel bir müdahale, İnsanların size danıştıkları, işte iş hayatıma ne kadar sürede geri dönüş yapabilirim ya da beni nasıl, ne derece etkiler tarzında olmaktadır. Şimdi kadınların iş hayatında olması bence çok önemli. Yani ülkenin geleceği açısından da çok önemli. O yüzden mümkün mertebe iş hayatlarını minimum kısıtlayacak şekilde biz artık bu operasyonlara yönelmemiz gerekiyor. Çünkü maalesef çok fazla şey olduğu zaman işverenler de sorun çıkarabiliyor. O yüzden hastalarımız haklı olarak bu tür taleplerde bulunuyorlar. Lazer de bu imkanı sağlaması açısından ben çok önemli buluyorum. Maalesef ülkemizde çok bilinmiyor.
Mersin'de hiç bilinmiyor. Peki size başvuran hasta sayısını baz aldığınız zaman bu bilinirlik sizinle birlikte artış gösterdi mi? Bence çok bariz artış gösterdi. Eskiyle kıyasladığım zaman bilinirlik ve bizde biliyorsunuz şey çok önemli bir yani hastanın memnun sanırım. Kalıp evet şey yapması. O yüzden evet dediğiniz gibi çok fark etti ama üzüldüğüm nokta Amerika Birleşik Devletleri'nde 20 yıl önce yapılan operasyon 20 yıldır uygulanıyor ve çok da talep görüyor, çok da başarılı. Niye bizim kadınlarımız tarafından bilinmesin? Niçin uygun vakalar böyle güzel bir imkandan faydalanmasın? Yani operasyonu geçirip siz normal hayatınızı sürdürmek gibi bir konfora sahipsiniz. His kaybı yok. Dikişte bağlı bir komplikasyon riski yok. Bir sağlık sorunu aslında söz konusu. Hani anlattığınız sorunlar ne dediniz? Mesela genç yaşlarda dahi olabilmekte bu tarz sorunlar. Bu aslında bir sağlık sorunu. Hani estetiksel boyutu da var tabii ki bunun ama sağlık problemi yaşayan insanların da bunu gidermesi en doğal tabii haklıdır. Tabii. Ve giderme noktasında da uzman kişilere ulaşabilmesi de çok önemli. Bu noktada adımlar atmış olmalıyız takdire şayan. Çok teşekkürler. Evet. Tabii ki hem estetik yönü var ama sağlık yönünden mesela dudakların asimetrik olması ya da çok iri olması hastamıza ağrı yapabiliyor. Çok sık tekrarlayan enfeksiyonlar yapabiliyor bunlar. Dolayısıyla ileriki süreçlerde enfeksiyonlar iç genital organlara yayıldığı zaman çok ciddi abseden tutun birçok şeylere yol açabiliyor. O yüzden ciddi sağlık sorunlarını da bertaraf etmiş oluyoruz. Aynı zamanda da hastanın psikolojisi düzeldiği için bence bu hayatta en önemli şey psikoloji yani. Kendine güven olayı değil mi? Kendine güven olduğu için eşine karşı yaklaşımı olsun, arkadaşlarına, topluma karşı yaklaşımı çok daha farklı olabiliyor. Kendine güvendiği için çok rahat işte denize girebiliyor, spor yapabiliyor, tayt giyebiliyor. Bunlar belki ayrıntı gibi gelebilir ama bunlar çok önemli bir insan için, bir kadın için olduğunu düşünüyorum. Evet, özellikle bayanlar için baktığımız zaman estetiksel boyutlar çok önemli. Evet. Etkenler arz etmekte. Peki genital daraltma konusuna geldiğimiz zaman genital genişlemeye etken olan nedenler nelerdir der isek nasıl sıralayabilirsiniz? Şimdi bir kere aşırı kilolu olma çok ciddi bir faktör. Buradan lütfen kadınlarımıza, herkese sesleniyorum. Ki kilomuzu, sağlık açısından yani genel sağlık taşımak. Açısından yani biliyorsunuz kilo her şeyin düşmanı. Tansiyon, şekerden tut, kalp hastalıklarının her şeyin düşmanı. Bu konuda da tabii karşımıza çıkıyor. Kilolu olmak burada ciddi bir risk faktörü. Lütfen